Ehli rey ve ehli hadis ayrımı nedir? Ebu Hanife ehli rey midir? Bazı alimlerin İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye aşırı tenkitlerinin sebebi ne olmuştur? İslam düşünce tarihinde yetişen en büyük kafalardan birisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Bunu Hanefi Maturidi gelenekten geldiğim için değil, anlamak için çaba sarf ettim ve yaptığım tespitler çerçevesinde söylediğimi belirtmeliyim. Hatta bir başka cümle daha kurmak durumundayım. Keşke bugün Hanefi Maturidiyim diyenler Ebu Hanife'yi, İmam Maturidi'yi kendi gerçekliklerine uygun olarak yeniden anlayabilseler, Müslümanların pek çok sorunlarına gerçekten çözüm üretmede o kaynaktan yararlanma imkanı bulabilirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife denildiği zaman akla üç şey gelir. Bir, akıl. Gerçekten de aklı ön plana çıkartan üst seviyede sağlıklı bir yaklaşımı var. Ehlül Rey dediğimiz akılcı geleneğin de kurucu isimlerinden birisidir. Aklı sorumluluğun ön koşulu olarak kabul eder. Buna dayalı olarak ikinci önemli unsur iman anlayışıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife imanı tamamen özgürlük üzerinden okur. Her insanın hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradesiyle inanması gerektiğini söyler. Bu İmam Maturidi de şöyle mâkes bulur. İmam Maturidi der ki imanın yeri kalptir ve orası öyle bir yerdir ki oraya dışarıdan hiçbir müdahale olmaz. Ne demektir bu? Bir insan iman edecekse kendi hür iradesiyle aklına uygun olduğu için, makul bulduğu için, anlamlı bulduğu için iman eder. Ebu Hanife ile Maturidi'nin iman konusundaki farkı Ebu Hanife büyük ölçüde dil ile ikrarı merkeze yani kalp ile tasdikin yanına dil ile ikrarı devreye sokarken Maturidi der ki hayır kalp ile tasdik bir insanın mümin olması için yeterlidir. Bakın bunlar imanın ne kadar birey merkezli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bir insan ya inanır ya inanmaz. Bu kadar. İnanırsa kendi hür iradesiyle inanır ve inanıp inanmadığını da ondan başka kimse bilmez. Ebu Hanife'nin bir başka özgün tarafı imanda eşitlik fikridir. Der ki tüm müminlerin imanı eşittir. Aslında bakın bu üç unsur akla verdiği değer, amel ve imanı birbirinden farklı görüp namaz kılmayanı, oruç tutmayanı mümin kabul etmesi, günah işlerinin durumunu Allah'a havale etmesi ve imanda eşitlik muhteşem bir alan açar. Hangi açıdan? Bir, Arap olmayanlara kendi imanlarını sorgulatmama ve özgüven bulma imkanı sağlar. Aslında Araplardaki kabile asabiyeti üst seviyede öne çıkar. Geleneği kutsallaştıranlara aklı ön plana çıkarttığı için sorgulama süreçlerini başlatma davetidir bu. Diğer taraftan gayri Araplara, Arap olmayanlara da gerçekten İslam'ın içerisinde İslam'ın özgünlüğünü görme imkanı sağlar. Şimdi bu üç söylediğim husus Ebu Hanife'nin niçin eleştirildiğinin de cevabıdır. Bir, Araplar adeta İslam'ı kendi tekellerinde gibi görürler ama böyle bir şey yok. İslam evrensel bir dindir. İkincisi, geleneği kutsallaştıranlar Ebu Hanife'nin hadisleri görmezden geldiğini söylerler. Öyle bir derdi yok Ebu Hanife'nin. Sadece hangi hadisin en sahih, en doğru olduğunu anlama konusunda çaba sarf ediyor. Üçüncüsü, mesela farklı kendi dilinde ibadet gibi tartışmalar, bu aslında Arapların kabile asabiyetine karşı sadece kendilerini Müslüman görme çabalarına karşı bir manifestodur. Ama bir dördüncüsü, daha mühim bir unsur vardır. Ebu Hanife kimseye boyun eğmemiştir. İktidarlara, güce boyun eğmemiştir. Ebu Hanife'nin aslında dile getirilmeyen ama eleştirilere konu olan tarafı da burasıdır. Hem Emevi zulmüne direnmiş, hem Abbasi zulmüne direnmiştir. Ve Müslüman insanın, alimin onurlu duruşunun İslam düşünce tarihindeki en mühim temsilcilerinden birisidir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.